Merhaba arkadaşlar, şu an Soma'dayız. Saatimiz 18.15. Hükümet konağının önündeyiz. Burada maden işçilerinin oturma eylemi var sendikaya karşı. Yaklaşık olarak yarım saat önce başladı. Daha büyük bir yoğunluk vardı. Şu anki gördüğünüzden yaklaşık 3 kat daha fazlaydılar. Akşam mesaisine gitmek için ayrılanlar var. Şu an burada hiç mesaiye girmemiş olanlar, kaza gününden 13 Mayıs'tan itibaren hiç girmeyenler ve mesaisi başlamamış olan diğer arkadaşlar var. Sayı biraz azaldı. Gördüğünüz üzere kameraların sayısı da azaldı. Genel olarak basının çoğunluğu gitti. Arkamda büyük canlı yayın araçları var. Neredeyiz şu an? Şu an birkaç gündür gördüğünüz hastanenin, Soma Devlet Hastanesi'nin yaklaşık olarak 600-700 metre yukarısındayız. İşçiler haklarını savunmayan sendikaya karşı eyleme geçmiş durumda. Şey yapalım, koşmak istedim. Afiyet olsun. Sağ canlı yayındayız şu an. Neden buradasınız, anlatır mısınız? Burada arkadaşlarımızla destek olmak için, aynı madenin kader arkadaşlık olduğu için. Siz hangi madendeydiniz? Aynı Enes madeninde. Enes'tesiniz. Şu an size herhangi bir resmi bildirimde bulundular mı? Ne yapacaksınız, ne zaman çalışacaksınız? Şu an hiçbir bilgimiz yok. Acımız büyük. 301 diyorlar, 301'den fazla bu ölü sayısı. Yani bunu iyice bir araştırsınlar. Yani Recep, esas sorun varsa aşağı müessese var, bu sorumuz. Kim? Aşağı müessese müdürler, onları sorumuz diyor. Genelden, denetleme var diyor, denetleme yok. Denetleme de aynı anda işçi kıyafetini giyip, aşağı inmesi lazım. İşçi kıyafetini giymiyor ve aynı anda bir hafta önce haber veriyor. Belli bir mevkiye temizleniyor, ondan sonra oraya gezdiriliyor ve aşağıya yukarı çıkarıyorlar. Yukarı çıktıktan sonra otel hazır, yemek hazır, her şey hazır, yiyip içip gidiyorlar. Yani bu şeyi yapıyorlar. Yapayla da tekniker, mühendislerin 22-23 yaşında. Tekniker dediği şey en aşağı 35 yaşında olacak. Bu şekilde yani 20 yaşında. Adam okuyor 20 yaşında. 19 yaşında bir adam tekniker ne yapar? Niye anlar? Ben çalışarak da yaşım 40-46 yaşında çalışarak ben de cihaz sahibi kazanıyorum. Bu ben adam bilgi alması tekniker dediğiniz işi. Bunları yapamıyor. Yani hiç ben tekniker okudum. Hayır, okula aynı şey olmaz. En aşağı 35 yıl. Mühendis. Mühendis 45 yıl mühendis olup aşağı inmesin. Yaşlar kastınız deneyim elde etmesi amacıyla değil mi? Evet. Yaşlar tekniker. 22 yaşında değil. 23 yaşında tekniker değil. O bir işçi. Tekniker olan kişi arkadaşlarımız. Çalışıp da o tecrübe sahip. Onlar tekniker, onlar olmaz. 2 yıl üniversite okuyup da tekniker olmaz. Yaz kademeli kademeli. En aşağı tekniker 4 yıl okuyup tekniker olmasın. Bunlar devlet otomatik el atması istiyor. Siz kaç yıldır sendikadasınız? Kaç yıldır madendesiniz ve sendikalısınız? Maden 92, 2. aydan beri, 92'den beri maden altında çalışıyoruz. Sendika, sendika diye bir olay var. Sendika eskiler bir sendikacı. Şu anda sendika satıldı. İşçiler, patronlar sendikayı alıyorlar. Altlar zaman da işçiye ezdir düşüyor. Yani çalış. Onu alıyor, onun amcası. Hep yani bu şey duruyor. Ama sendika dediğin nedir? İşçinin hakkını savunması lazım. İşçinin hakkını savunması lazım. Öyle bir sendika delikanlı dürüst bir adam göremiyor. Bu da var. Türkiye Cumhuriyeti var. Sendika var. O sendikada olacak olan sorun ki yetkili diş sendikasını diyor. Diş sendikası buraya el atarsa bu diş sendikası, Türk sendikası, Türk işçi, o buraya gitsin. Yeter artık. Bu kadar işçiden sırtından dünya kadar para kazanıyor. Cepleri doldurup taşıyor. Ramazan Torun'un da mal varlığı incelemesini istiyoruz. Melek Torun'un, Ramazan Torun'un. Bütün muhasebecilerin hepsinin mal varlığı incelemesini istiyoruz. Peki bu sendika gittikten sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Disk, disk sendikası gelsin. Disk. Disk sendikası geldiği zaman bu işçilerin hakkını savunan tek kişi o adı. Ben disk sendikadan başka bir sendika tanımıyorum. Önce ikramı vardı, ikramımızı kaldırdılar. İkramı vardı, primli iş. Primli oraya adam
dayının amcasını veriyor. Akran, yeğenleri, yakalları veriyorlar. Böyle bir şey olmaz yani. Ben çalışıyorum, ötekindeki çalışıyor. Sen çalıştın, sen ben adamısın, sen al prim. Ötekinde prim yok. O da benim işçim, o da benim arkadaşım. Buna ne prim veriyor? Prim sistemi kalkmasını istiyor. Ve otomatik bir maaşlara kömür bulmasını istiyor. Peki bu kadar. Teşekkür ederim. Siz ne zamandır madendesiniz? 6 yıl. 6 yıl. Hangi madendesiniz? Atabacası, Soma Kömürleri. Aynı şirketle şimdi 3 yer çalışıyor. Atabacası, Işıklar, bir de İNES'e geçiyor. Normal kazanın olduğu yer değil yani. Şirketin ama başka bir madeni. Çalışan amcaoğlum vardı. İki tane amcaoğlum, Ali Çeviçi, Yılmaz Çeviçi vefat etti madende. Ne demiş? Bir ay sonra çocuğunu alacaktı yani. Dünyaya çocuğu gelecekti. Çocuğunu göremeden öldü. Yetkililerden gerekeni yapılmasını istiyorsunuz. Ne yapılmasını istiyorsunuz? Ne gerekiyor? Ne gerekiyor? Poli değil abi. Şimdi 300 tane acımız var. Yani cinayet. Resmen cinayet. Yani gereken yapılsın. Yani hapse olsun, cezası olsun. Her şey yapılsın. Benim amcamın oğlunun suçu ne? İki tane amca oğlum gitti. Enişte var, enişte özü. Yani onların suçu ne? Bir sürü madenci arkadaşımızın acısı var. Bir benim değil yani. Başka bir şey demek istemiyorum. Burada hükümete olan tepkinin haricinde çok daha fazlası sendikaya karşı var. Sendikanın kendilerini sahipsiz bıraktığını, başlarına gelen birçok sorunu sendikanın tavrından kaynaklandığını söylüyor. Burada başka arkadaşlar da var. Konuşmak isterler belki. Siz İkince, ben size şöyle bir şey sorayım. Hangi televizyonsunuz? Çapul TV. Çapul TV. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugün meclis ne yaptı? Bundan 25 gün öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel'in meclise madenlerin denetlemesi açısından sunmuş olduğu soru önergesine hep birlikte AK Parti milletvekillerinin çoğunluğuyla reddedilmişti. Bugün meclis ne yaptı? Bir olaya bu boyuttan bakmamız lazım. Bir de burada işçi arkadaşlarımızın iş sağlığı, can güvenliği, buradaki topluluğun en çok önemli can güvenliği, her şeyden önce can güvenliği, can güvenliği, iş güvenliği. Ahmet Metan buralarda mı? Yapılan çalışmalar hiçbir şekilde emniyet denetimi olmayan bir işletmeymiş burası. Bundan bir yıl öncesi Eynes Karanlık Deren'in açıldığı Enerji Bakanı Taner Yıldız yapmış olduğu açıklamada emniyet standartları dünya standartları üzerinde olduğunu söylemişti. Ve buradaki yapılan denetlemeler o yönde oldu. Onun söylediği yönde oldu. Kimse denetlemeci müfettişler o kürekinin dışına çıkamadı. Dinamit var içeride. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kısa bir yayından ayrılacağız. Hemen tekrar bağlanacağız.